Arkadaşlar merhaba. Ben gibi süreçte olan arkadaşlarım, öncelikle sizlere şunu söylemek istiyorum. Asla korkularınızdan korkmayın. İnsan kendisi için verilmiş bir nimetten korkar mı? Tabii ki asla. Benim sürecim nasıl başladı, hangi durum beni etkiledi diye kendime soru soruyorum. Lakin hala cevabını almış değilim. Çünkü geriye dönüp baktığımda yıllarca çok şeyi atlatmıştım. Ben de her insan gibi hüznü, yalnızlığı, sevilecek miyim duygusunu, insanlara kendini anlatma duygusunu asla ama asla bu yaşadığım zamanki kadar kafama takmamıştım. Ben aslında özgüveni yerinde olan, her şeyi araştırmayı seven, öğrenmeye açık bir bireyim. Eşimi ve diğer sevdiklerimi bu yönümle etkileyen bir insanım. 2013 yılında üniversite bittikten sonra hemen biter bitmez tersane işine girdim. Ve tersane çalışanırken işimin verdiği yoğunluk sebebiyle sürekli stres, iş bitirme, iş bittiğinde senden sorumlu olan amirlerine hesap verme durumlarından dolayı normal yaşantımda da böyle devam ediyordum. Sanki herkese hesap verecekmiş gibiydim. Sanki hesap vermesem kendimi suçlu hissediyormuş gibiydim. Her şey düzenli, tertipli, hayat planına uygun olacak diye kendimi sıkı bir düzen almıştım. Zaten en büyük durum burada başlıyordu. Neden kendini sıkıyorsun ki? Rahat bırak, zamanı yaşa diyemedim kendime. O zaman beni en çok rahatlatan şey gitarım, şarkı söylemek, sevdiğim eşimdi. Benim iş yorgunluğuma, stresime çok iyi geliyorlardı. 2016 yılında biz işten çıkarıldık. Eşimle aynı yerde çalışıyorduk. Tabii o zamanlar ikimizin de tazminatı içeride kalmıştı. Biz karar vermiştik. Nişan yapalım. İşimiz güzel. Tabii bunlar işten çıkarılmadan önceki düşüncelerdi. Biz o zamanlar nişan yapmayı düşünürken birden işsiz kalıp bir boşluğa düştük. Ve bu durumu nasıl aşacağımızı sürekli tartışma halinde geçirdik. Ve ben eşimin asla benim için kötü olmayan ama benim hatalı algıyla yaklaştığım sözlerini içime atarak ve zihnimde hatalı algımla düşünerek sürekli takıntı haline getirdim. O zamanlar tabii eşim başka bir işe girdi. Ben halen işsizim. Baba mesleği olan esnaf dükkanımıza babam beni çağırdı. İşte nişandı. Bir sene sonra kınaydı, düğündü derken ben sürekli o 2016 yılında işten çıkarılıp eşimle sürekli tartışma yaşadığım zamanları, eşimin bana söylemiş olduğu sözleri kafamda sevdiğim kadını kendi kendime şikayet ettim. Ve eşime de hep bunu yansıttım. Onun bana olan sevgisini sürekli sorguladım. Bu durum zihnimde beni çok farklı yerlere itti. Zihnime sürekli farklı düşünceler geliyordu. O düşünceler geldiğinde ben birden atak olduğumu hissediyordum. O düşünceler gelmesin diye ben böyle düşünen biri değilim diyerek sürekli düşüncelerimi zihnimden uzaklaştırmaya çalışıyordum. Evlendik. İlk 6 ayımız gayet çok iyi gidiyordu. Ve biz zaten ilişkimizin başladığından beri birbirimizi çok seven iki insanız. Birden farklı bir takıntı geldi benim zihnime. Cinsel takıntıyla başladı zaten. Sürekli kendime şu soruyu soruyordum. İşte cinsellik hayatım bitti mi? Olmayacak mı? Sürekli bununla alakalı araştırmalar, üroloji doktoruna gitmeler, bir takım ilaç kullanmalar falan. Zihnimde iyice büyümüştü bu durum. Ve eşime de yansıtmaya daha çok başlamıştım. Evde sürekli tartışma. Sürekli birbirimizi yıpratma olaylarına döndü bu durum. Aslında o anda, yani o zamanlar eşim bana destek olmaya çalışırken ben onun bana destek olamayacağını, benim ne yaşadığımı bilmediğini ve bilemeyeceğini düşünüp takıntı haline daha çok getirmiştim. Ama eşimin hakkını asla yemem. Bu durumda bana en çok destek veren kişiydi kendisi. Neyse, ben o zamanlarda bir psikiyatri kliniğine gitmeye karar verdim. Randevu aldım.
Bayan bir uzmandı kendisi. İçeriye girdim. Oturdum. Bana neyiniz var? Buyurun anlatın dedi. Ben de ilk başta sizlere anlattığımın kelimesine onu anlattım ve bana bir şey demeden bir reçete verip bu ilacı kullanmanızı istiyorum. İlk başta da baş dönmesi, uyku hali yapar deyip bir ay sonra tekrardan bekliyorum dedi. Ben hastaneden çıktım acaba dedim ne oluyor hani beni dinledi ama hiçbir şey demedi. Neyse eczaneye gittim ilacı aldım. 40 miligram bir ilaçtı sanırım Dulestral mıydı öyle bir adı vardı. Aldım ilacı hemen prospektüsünü okudum ve yan etkileriyle tamamıyla benimle örtüşmeyen şeyler yazıyordu. Yani ben bunları yapmazdım. Neydi yan etkileri? İşte intihar etme, zarar verme falan filan. Ya ben bir kere daha böyle bir panik oldum. Ben bunları yapmam dedim kendi kendime. Ben bu ilacı kullanmam. Direkt telefona sarıldım, eşimi aradım. Dedim ki ben işte hastaneye gittim. Görüştüm. Eşim bana direkt soru sordu. Ne anlattın? Bütün yaşadığım her şeyi anlattım dedim. Cevabı ne oldu? Hiçbir şey. İlaç ver dedim. O da şaşırdı. İlacı alır almaz direkt arabanın torpido gözüne koydum. Zaman geçti. Bu atak durumu bende başka şekilde gelmeye başladı. Ben daha çok suçluyordum kendimi ve eşime sataşıyordum. Onu üzüyordum. Üzüldüğüm için kendimi suçluyor. Kenara çekilip ağlıyordum. Eşimin de içeride ağlamasını duydukça daha çok kendimi suçluyordum. Hayatımda bu kadar ben de ağlamamıştım ve eşim de ağlatmamıştım. Düşünsenize, insan kendinden bile sakındığı, sevdiği kadını hiç ağlatır mı? Çok yorulmuştum. Gerçekten çok yorulmuştum. Sürekli düşünceler, sürekli takıntılar. Farklı farklı hayallere kapılma. Ben böyle değildim diyorum kendime. Evet çok yoruldum. İlişkimizi de ve kendimizi de çok yormuştum. Ve ben yeniden mutlu olmak için sürekli bu durumu araştırma yoluna girmiştim. Araştırdıkça farklı, okudukça daha derine çeken bir mıknatıs gibi olmuştu bu durum bende. Ve daha çok kendime şunu diyordum. Ben böyle biri değildim. Ne oldu bana böyle? İşe geliyorum, işime odaklanamıyorum. Eve gidiyorum, sessizim. Ağlamak istiyorum. Ama artık eşimin yanında onu üzmek istemediğimden dolayı içime atıyordum. Bu takıntı bende dinsel olarak devam etmeye başladı. Hani ben gitar çalıp eğlenmek, gezmek, içmek, özgürce sevdiğim kadınla dolaşmayı, hayatı dolu dolu yaşamayı seven biriydim. Ne olduysa yeniden o eski yaşadığım sorgular oldum kendi kendime. Gitar çalmak istiyorum, çalamıyorum. Gezmek istiyorum, gezemiyorum. Özgürce sevdiğimle her şey yapmak istiyorum, yapamıyorum. Çünkü istek yok. Hayattan soğumuş gibiydim. Artık çok ama çok yorulmuştum. Bir gün bir arkadaşımızın düğününde çekilen bir fotoğrafımızın arkasına eşim şunu yazmıştı. Sana bağlandığım gün. O fotoğrafı gördüğümde ağladım. Ve artık bu durumun böyle olmaması gerektiğini bir kere daha düşündüm. Tekrardan internetten araştırmaya başladım. Bir video izledim. O videoda da bir bayan arkadaş İzzet Güllü'yü dinledim. Onun da etkisi olur diye bir söylemde bulundu. Ben hemen YouTube'u açtım. Araştırdım. İzzet Güllü'nün ilk videosu olan, yani tabii benim gördüğüm vesvese ile alakalı olan videosunu izledim. Sanki beni anlatıyordu. İzledikçe daha çok videosunu izlemek düşüncesi geldi. Ben İzzet Hoca'nın şu sözünü ilk telkin yaptım kendime. Yağmurda ıslanmıyorum, şemsiye açıyorum diyerek ilk telkinimi kendime yaptığımda kafamda stresten kaynaklı gerilmeler kendini rahatlamaya bırakıyordu. Çünkü ben hırsızın, yani hırsız dediğim, ben onu şöyle tabir ediyorum, düşüncemin kapıya gelmesini, yani zihnime gelmesini çok takmıştım. Benim için düşünce olan hırsız sürekli gelmesin diye yoluna barikat kurmuşum. Halbuki bırak gelsin. Bırak gelsin hırsız ya. Sen kapıyı kilitle dediğim zaman kendime oradan işte bir kırılma anı yaşamıştım. Sürekli daha çok videosunu izlemeye başladım İzzet Hoca'nın. Özellikle takıntı destek videolarında, takıntı 5'te. İzzet Hoca'nın da dediği gibi takıntı geldiğinde acaba ben böyle biri miyim?
Böyle düşündüm diye böyle olacak mıyım? Söyleme beni çok etkilemişti. Evet arkadaşlar, takıntı geldi diye. Ne olursa olsun, ister dinsel, ister cinsel, ister zarar verme. Siz bunları düşünüyorsunuz diye böyle olmayacaksınız. Rahat bırakın kendinizi. Yağmur istediği kadar yağsın. Siz cama düşen cam damlalar ile uğraşmayın. Yağmur yağarken çayınızı yudumlayın ve işinize bakın. Zaten yağmurdan sonra güneş doğacak. Bırakın güneşiniz parlasın. Ben sürekli kendime bunu empoze ettim ve yaklaşık %99 atlattım diyebilirim. Siz de bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece şunu deyin kendinize. Benim duygularımla, düşüncelerimle sıkıntım yok. Benim sıkıntım algımla. Algımı düzeltmeliyim deyin. Ve siz de zihninizdeki değişime hazırlanın. İnsan severken birini korkar mı? Ya da bir şey düşünürken korkar mı? Tabii ki asla. Siz annenizi veya eşinizi, kardeşinizi korkarak mı seviyorsunuz? Ya da zihninize ekmek alma düşüncesi geldiğinde korkarak mı düşünüyorsunuz ekmeği? Hayır, tabii ki asla. Sevmek de, korkmak da, düşünmek de size ait. Önemli olan bunları nasıl algıladınız arkadaşlar. Eğer doğru algılarsanız gerçekten her şey değişiyor. Ben hayatımı ve algımı değiştirdiği için İzzet Hocama buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. İzzet Hocam, sizi iyi ki tanıdım. Siz iyi ki varsınız. Süreçte olan arkadaşlara bir kere daha geçmiş olsun diyorum.